Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den, Bizans İmparatoru Herakles'e, hak yolunda yürüyen herkese selam olsun. Seni ve halkını İslam'a davet ediyorum. İslam'a giren selameti bulur ve Yüce Allah bu yüzden seni ve halkını misliyle mükafatlandırır. Arabistan'daki yeni bir peygamberin sözleri bu. Acaba Jean-Baptiste çöllerden kopup geldiğinde insanlığın selameti uğruna böyle heyecanla haykırmış mıydı? İran İmparatoru Kisra, Allah'ın Resulü Muhammed seni hak yoluna çağırıyor. Selametin için Müslümanlığı kabul et. İslamiyet'i benimse, kucakla. Siz çölden çıkıp geldiniz deve, keçi kokuları içinde. Bana, Kisra'ya secde et diyemezsiniz. Allah'ın Resulü elçisi. Kim verdi ona bu yetkiyi? Allah onu alemlere rahmet olsun diye gönderdi. İslam tarihçileri, Kahire'deki El-Azhar Üniversitesi, Lübnan'da toplanan Yüksek İslam Kongresi, bu filmin gerçeklere uygun olduğunu onaylamıştır. Filmin yapımcıları, İslam geleneklerine uyarak peygamberi kişi olarak göstermemiş, sadece İslamiyet'e çağrısına yer vermiştir. İsa'nın doğumunun 600. yılında, dünya medeniyetleri karanlığa gömülürken, Mekke'de, Arabistan'ın bu mübarek toprağında, Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed dünyaya geldi.
O zamanlar Mekke, tüccarların uğrağı olan zengin bir ticaret şehriydi. Kureyşliler, sayıları 360'ı aşan tanrılarıyla övünürler. Mekke'nin hakimi ve imtiyazlı bir kavmi olmakla gururlanırlardı. Bir zamanlar tek Allah fikrine inanan Hazreti İbrahim'le müminlerinin hac ve ibadet yeri olan mukaddes Kabe, şimdi taştan tahtadan yapılmış putların ve bunlara tapan putperestlerin yuvası olmuştu. Milattan sonra 610 yılında Mekke. Bu yıl sayıları kaça yükseldi? Belli değil ama hepsi son altından yapılmış. İbadetle kazancı bir araya getirince keyfine diyecek yok değil mi? Daha bir sürü tanrımız olacak. Kabe ağzına kadar dolacak. Bak Suriye kervanı. Uzak yoldan geldiler. Susamışlardır. Kuzeydeki kuyuya 5 adam daha gönder. Onları ağırlamak için kaç koyun kestireyim? 70? 100 olsun. Mekkelilerin konukseverliği duyulsun. 10 tane de kuzu. Kafile reisi için. Ekmek ve su verilir şaire, hakimin evinde. Ama nesir ve şiir her gece öldürülür acımasız. Ekmek dedimse, yeminle söyleyeyim size, kıldan incedir o evde. Açılın, yol açın şiir aşıkları. Ebu Süfyan geliyor. Çok zengindir kendisi, sanatçıyı korur. Ebu Süfyan şairi davet etti mi evine, kucak dolusu sevgi ikram eder. Taze ekmek, çeşit çeşit şarap. O evde bütün düşler şarkılarla başlar ve Ebu Süfyan şairi ağırlar. Çin'deki usta ellerin dokuduğu ipekler. Kaçırmayın bu fırsatı, alın, buyurun. Teninizi okşayacak, gözlerinize renk katacak. Şundan ver, 7 boy. 20 dinar. Ebu Süfyan'ın karısına mı? 15 yeter. Tanrıların da ihtiyaçları var. Bakımları var. Kim bu adam? Ruhumun derinliklerine baktı. Götürün beni buradan. Neden Muhammed buraya gelmek istiyor? Neden engel olmuyorsun? Senin yeğenin.
Belki değişir. Değişmek mi? 40 yaşında. Doğaya aykırı olur. Düşünsene bir kere. Karısı zengin. Dilediği gibi Mekke'de yaşayabilir. Oysa o dona titriye bir mağaraya kapanıyor. Dedim ya, doğaya aykırı. Tanrılara meydan okumak tehlikelidir. El uzsa sağlığımızı korur. Melat, refah tanrısı. Ellat, ailemizin, kabilemizin tanrısı. Ve Hubal, kervanlarımıza yön veren, kaderimizi çizen tanrı. Tanrıları öfkelendirmeyi göze almak doğru bir şey değil. Akılsızlık. İsyankarlık, tanrıları inkar etmek. Evet, korkarım Muhammed bu işten zararlı çıkacak. Büyük şenlik bittiğinde hep böyle hüzünlenirim. Belki gelecek seferkini göremem diye. Ebu Talip! Ebu Talip! Hele dur Zeyd, nefes al önce. Muhammed Hira Dağı'ndan indi mi? 3 gündür orada. Hayır. İndiyse de görmedim. Dönerken size uğramış olacağını umuyorduk. Demek hala orada. 3 koca gün. Bu kadar uzun kalması korkutuyor beni. Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Ama insan dağdan bakınca dünyayı başka gözle görür. Oku, Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. Oku, en büyük kerem sahibi Rabbin ki insana kelimeleri, yazıyı bilmediklerini öğretti. Örtünün altında durmadan titriyor. Ama konuştu. Zeyd, yeğenime neler oluyor anlat. Mağarada tek başına düşünceye dalmışken... birden bir melek geliyor. Oku diyor. Oku. Hazreti Muhammed cevap veriyor. Okumam yok. Bunun üzerine melek ısrar ediyor. Oku. Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. En büyük kerem sahibi Rabbin ki insana bilmediklerini öğretti. Oku. Ve Hazreti Muhammed okudu, Cebrail uzaklaştı. Onun Cebrail olduğunu nereden biliyorsun? Vehim de olabilir. Hazreti Muhammed mağaradan çıkınca aynı sesi gene duydu. Cebrail'i gene gördü. Hatta o kadar ki ne yana baksa Cebrail'i görüyordu. Cebrail şöyle dedi. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Elçisisin. Ben de Cebrail'im. Kime anlatmış bunları? Karısına.
sonra Ali'ye. Bir de en yakın dostu Ebu Bekir'e. Ve sana. Evlat edindi beni, oğluyum. Kimlerle konuştuğuna dikkat et. Söyle onu çocukluğunda koruyan amcası gene koruyacak. Derler ki... Musa'nın Allah'ı alev alev yanan bir çalıdan seslenmiş. Eğer yeğenini durdurmazsan biz durdururuz. Şehri böldü, aileleri böldü.